Değerli arkadaşlar, bir deprem felaketi yaşadık ve yastayız. Anadolu'muzda, Türkiye'mizde bir gelenek vardır. Anadolu'nun Müslümanı da, Hristiyanı da, Musevisi de 40 gün yas tutar. Bu bizim geleneğimizdir. 40 gün eğer bir binada cenaze varsa o binadaki çocuklar dahi ses çıkarmazlar. Kavgalar durur ve yas tutulur. Ama değerli arkadaşlar, geçtiğimiz gün Bursa Spor, Ahmet Spor maçında bu yasımıza halel getirildi. Ve örgütlü bir provokasyonla halel getirildi maalesef. Ve bakın, Bursa Spor'un irfanı, Bursa'nın irfanı, depremzede Ahmet Spor'u geçmiş olsun pankartını da karşılardı. Ama orada örgütlü bir provokasyon devreye geçti. Ve Bursa Spor'u Ahmet Spor bu fotoğrafla karşıladı. Yani 90'lı yılların katillerinin pankartlarını oraya koydu. 90'lı yılların sembolü olan Beyaz Toros'un pankartını açtılar ve Ahmet Sporlu futbolculara bıçaklar atıldı, mermiler atıldı, binlerce yabancı madde atıldı. Gece sabaha kadar da, maçtan bir önce gece sabaha kadar da otelin önünde örgütlü bir provokasyon sahneye konuldu. Şimdi arkadaşlar, hiç kimse bize şunu inandıramaz. Efendim, bir grup milliyetçi genç bir araya gelmişler, böyle bir şey yapmışlar. Kimse bize bunu inandıramaz. Türkiye'nin siyasi tarihi bize bunu inandıramaz. Kesinlikle bu işin arkasında karanlık güçler var. Ve bu karanlık güçleri ortaya çıkarmak için de harekete geçmeyen bir iktidar anlayışı var. Bakın değerli arkadaşlar, Bursa'da gece otelin önünde geliyor güruh, protesto gösterileri yapıyor, ırkçı sloganlar atıyor. Bursa valisi nerede? Bursa Emniyet Müdürü ne yapıyor? Biz bir basın açıklaması yapmaya kalksak binlerce polisi oraya gönderen valiler, emniyet müdürleri ne yapıyor? Yol veriyorlar. Emniyet araçları orada olduğu halde müdahale etmiyorlar değerli arkadaşlar. Ve biz İçişleri Bakanı yetkililerini aradık, Spor Bakanlığı yetkililerini aradık, federasyon yetkililerini aradık, harekete geçin, bir provokasyon geliyor maçta dedik. Ne yaptılar? Hiçbir şey yapmadılar. Yabancı maddeleri, çakıları, sapanlarla taş atıyor insanlar ve futbolculara. Bu görüntülerle karşı karşıyayız. Kimse harekete geçmedi. Değerli arkadaşlar, bakın yastayız diyorum ama yası bile saymayanlar, bir de seçime gidiyoruz. Biliyorsunuz seçim dönemlerinde bu tip provokasyonlara yol verilir. Karanlık odaklar yol verir. Hep böyle olmuştur. 7 Haziran 1 Kasım arasında da oldu. Uyardık. Bu bir darbe dinamiğidir dedik. Bize inanmadınız. Evet, 1 Kasım'da belki gücü ele geçirdiniz ama 15 Temmuz günü gördük hep beraber o darbe dinamini. O karanlık elleri 15 Temmuz günü gördük. Şimdi de kanlı bir tezgah sahneye konulmuş durumda. Ve yaz günümüzde bu sahneye kondu. Ve değerli arkadaşlar, maalesef diyorum. Bakın, İktidarın bir ortağı az önce bunu kınadı, bu durumu. Ama maalesef Sayın Devlet Bahçeli bugün grup toplantısında dedi ki Bursa Spor taraftarlarını milli duruşlarından dolayı tebrik ediyorum dedi. Açıkça söyleyeyim, bakın, ülkücü hareketle 1980 darbesinden önce zannediyor ki milli bir duruş sergiliyor zannediyordu. Ülkücüler, devrimciler birbirlerine girmişti. Ne zaman anladı biliyor musun ülkücü devrimciler bir oyunun içinde olduklarını? 12 Eylül zindanlarında buluştukları gün anladılar. Karanlık bir tezgah içinde birbirlerini öldürdüklerini anladılar. Bakın arkadaşlar, böyle karanlık tezgahlara yol vermek, maalesef diyorum, bu örgütlü provokasyonlara yol vermektir. Bunu yalnızca kınamak yetmez AKP grubu. Gereğini yapmalısınız. Bak, 9 kişi gözaltına alındı. Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamasından sonra bir baktık ki 9'u birden bırakıldı. Kim üzerine gidecek diyorsunuz ki? Yargı bunun üzerine gidecek diyorsunuz. Yargı gidebiliyor mu? Gidemiyor. Önerge verdik burada. Önergeyi reddettirdiniz. Değerli arkadaşlar, gelin bu oyunu bozalım. Bunlar karanlık tezgahlardır. Bunun için bir siyasi iradeye ihtiyaç var. Bu karanlık örgütlü provokasyonun üzerine gitmeye ihtiyaç var. Şunu da söyleyeyim. Ahmet Spor, Ahmet'in gururudur. Ben bir Ahmet milletvekiliyim. Ve Ahmet de vardır, Ahmet Spor da vardır. Diyarbakır da bizimdir, Ahmet de bizimdir.
Bu açıdan bu isimlere saygı duyulmasını bekleriz. Ben Diyarbakırlı AK Parti milletvekillerine sorarım. Ahmet var mıdır yok mudur? Diyarbakırlı AK Parti milletvekilleri. Ahmet vardır. Ahmet Spor var mıdır AK Parti vekilleri? Ahmet Spor da vardır diyeceklerdir. Ama şimdi belki o cesaretleri yok. Ama Ahmet Spor vardır. Değerli arkadaşlar, gelin bu oyunları bozalım, bu tezgahları bozalım ve sporun kardeşlik hukuku içinde yürümesini sağlayalım ve seçim öncesi bu karanlık tezgahları boşa çıkaralım derim değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, bakın bu karanlık tezgahlar başka ne işe yarıyor biliyor musunuz? Deprem gündemi unutturuluyor. Eğer iktidarı zorlayan bir gündem varsa yine devlet içi karanlık yapılar bu gündemi değiştirmek için bu tip provokasyonlar yaparlar. Bakın bizim görevimiz, bu meclisin görevi depremin yaralarını sarmak olmalı. Olmalıydı. Ama bunu gündeme taşımadık. Şehirlerimizi depreme hazırlamak olmalı. Bakın İstanbul, İzmir, Bingöl, Hakkari'de panik var. Kimse evine güvenmiyor. Bu konuda çalışmalar yapmalıydık. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu anlamda sorumluluk almalı. Ama bakın ne oldu biliyor musunuz? Yaraları sarmayı bir kenara koyun. İşini, aşını kaybetmiş yurttaşlarımıza bu vicdansız iktidar ayda 3.900 lira vermeyi reva görüyor. Açlık sınırı 10.000 lira, 3.900 lira para vereceğim diyor. Bölge illere göç etmiş yüz binlerce yurttaşımız kiralık ev bakıyor, 10.000 liranın altında ev yok. Buluyorsanız bana gösterin. 10.000 liranın altında ev yok. Büyük şehirlerde 3.000 lira kira desteği vereceğim diyor. Bu durumda meclis ne yapmalı? Bu 3.900 lira değil, en az asgari ücret kadar mali destek vermeliyiz demeliyiz ve depremzede yurttaşlarımıza kira desteğini kiralık ev tutabilecekleri kadar 10.000 lira seviyelerine çıkarmalıyız. İşte bu konulara biz görev almalıyız arkadaşlar. Başka ne yapacağız? Ne yapmamız lazım? Sayın Tayyip Erdoğan diyor ki depremzedeler ev yapacağım. 600.000 evin yıkık olduğunu kendisi söyledi. 200.000 ev yapacağım diyor. Değerli arkadaşlar, bu 200.000 evin yapılması için bütçeye ihtiyaç var. 200.000 evin maliyeti 200 milyar liradır. Nerede bu 200 milyar lira? Size sorarım. Tayyip Erdoğan umut verecek yurttaşlarımıza. Ama kasada 5 kuruş para yok. 200 milyar liraya ev yapmak için 200 milyar lira kaynak koymanız gerekir. Ve şunu da söyleyeceğim. %60'ı bizden, %40'ı vatandaştan diyor. Kimi vatandaşımız %40 ödeme gücüne sahip olabilir. Ama çok azdır bu. Çünkü zaten evi hasarlı yurttaşlarımızın büyük çoğu gariban yurttaşlarımız. Siz depremzede yurttaşımızın %40'ı, evin maliyetinin %40'ını nasıl ödeteceksiniz arkadaşlar? Bu vicdansızlık değil midir? İşte bunun için Millet Meclisi sorumluluk almalıdır. Gariban yurttaşlarımızın bu mali yükünü biz karşılamalıyız. Değerli arkadaşlar, %100'ünü karşılamalıyız. Ama bir kişinin 10 tane evi varsa elbette bir tane ev vermeliyiz. Ama bir evi olan başı sokmak isteyen yurttaşımıza mutlaka bu anlamda ücretsiz olarak, bila bedel olarak depremzedenin yarasını sarmalıyız. Ve bir deprem bütçesi yapmalıyız. Depremin 1 trilyon lira maliyeti var arkadaşlar. 1 trilyon lira. Ve şehirlerimizi depreme hazırlamak için de yine 1 trilyon lira en az kaynağa ihtiyaç var. En az diyorum, 2 trilyon lira. Var mı bütçede böyle bir kaynak? Yok değerli arkadaşlar. Bakın size söyleyeyim. AKP döneminde 1 trilyon dolarlık rant yaratıldı. 20 trilyon lira eder. Bu 20 trilyon liradan 1 lira vergi almadınız. Rant vergisi getirin dedik, almadınız. Şimdi zenginleştirilenlerden vergi alarak bu depremin yarasını sarmalıyız. Siz Merkez Bankası'na para bastırırsanız o para enflasyon yaratır ve o enflasyon da yoksulun cebinden çıkar. Oysa yapmamız gereken bu 2 trilyon liralık maliyeti zenginlerden almaktır. Zenginleştirilenlerden almaktır. Bu konuda da Millet Meclisi görev almalıdır. Milletin Meclisi bir deprem bütçesi yapmalıdır. Depremin maliyetlerini de AKP döneminde zenginleştirilenlerin üzerine yıkmalıdır değerli arkadaşlar. Vebal büyüktür. Yurttaşlarımız tabut evlerde ölmeyi bekliyor ve depremzedelerde aç açıkta evlerini bekliyor. Bunun için seçimi bekleyemeyiz. Bu meclis son görev olarak mutlaka deprem yaralarını saracak, deprem bütçesini çıkarmalıdır. Değerli arkadaşlar, torba yasaya gelecek olursak. Vergi affı.
Sayın Ali Taş sağ olsun, Sayın Vedat Demiröz sağ olsun, her yıl vergi affı getiriyor bu meclis. Her yıl, her yıl vergi affı getiriyor. Ben size bir şey soracağım. İş insanı olsanız, her yıl vergi affı geldiğini ve geleceğini bilseniz, vergi öder misiniz? Şimdi bankaya gidiyorsunuz, kredi alacaksınız değil mi? Ticari krediler %35'lerde, %40'larda. Enflasyon da %100. Para değer kaybediyor. Bir de diyor ki her yıl ben vergi affı getireceğim ve farksız olarak sizden vergi alacağım deseniz kim vergisini öder arkadaşlar? Değerli arkadaşlar, işte böyle durumlarda vergisini ödeyenlere ne diyorlar biliyor musunuz? Çeriz diyorlar. Piyasa ismiyle söylüyorum. Bir piyasada vergisini düzgün düzenli ödeyene arkadaş sen keriz misin ya? Sen kötü örnek oluyorsun. Bak sen vergini ödüyorsun ama bak bir yıl sonra da Ali Taş vergi affını getirecek. Boşu boşuna bankadan kredi alıyorsun deniyor. Değerli arkadaşlar, bakın bir vergisini ödeyen ödeyemeyenler var. Onları hariç tutuyorum. Bir de ödemeyenler var. Bu işi kötüye kullananlar var. Hatta siz bu vergi aflarıyla düzgün ödeyenleri de yoldan çıkarıyorsunuz değerli arkadaşlar. Bakın size söyleyeyim. Sayın Nebati'nin bu epistemolojik politikaları sonucunda ne oldu biliyor musunuz? Şimdi vergi afları ne zaman çıkar? İş dünyasında bir kriz vardır. Patronlar batıyordur. Sermayeleri tükenmiştir. İş yerleri kepenk kapatıyordur. Bankalar batıyordur. Hani o zaman oturursunuz dersiniz ki ya bu şirketler batmasın. Acaba bir vergi affına ihtiyaç var mı diye düşünürsünüz. Ama bakın size bu tabloyu gösteriyorum. Bu tablonun Türkiye'sinde vergi affı çıkıyor. Şurada ne görüyorsunuz arkadaşlar? Bir timsah, bu da ağzı. Tamam mı? Bu timsah, bu da ağzı. Bu timsahın üst çenesi nereye gösteriyor? Türkiye ekonomisinde patronların aldığı payı gösteriyor. Son iki yılda %40'tan %55'e yükselmiş patronların payı. Timsahın alt çenesi de işçilerin payını gösteriyor. %38'den %25'e düşmüş. Şimdi böyle bir timsah ağzında kim vardır arkadaşlar? Emekçiler vardır. Timsah emekçiyi yiyor. Böyle bir durumda patronlar kazanırken, işçiler kaybederken siz kimi affedersiniz? Kimin borcunu silersiniz? Hadi buyurun söyleyin. Kimin borcunu siler vicdanlı milletvekilleri? Adaletli milletvekilleri? Yoksulun borcunu siler değil mi? Çiftçinin borcunu siler değil mi? Ama yok. Bu iktidar patronların iktidarı. %1'in iktidarı bu iktidar. Diyor ki onlar zenginleşti. Az zenginleştiler. Daha çok zenginleşmeleri lazım. Biz onların vergilerini affedeceğiz diyor. Ya Allah'tan korkun ya. Kuldan utanın ya. Bankalar karlarını %500 artırmış. Şirket karları %600, %700, %1000'e kadar artmış bu epistemolojik politikalar sonucunda. Bunlar bir de vergilerini ödememişler. Niye? Sayın Mustafa Ali Taş vergi affı yasası getirecek. Saraydan vergi affı yasası gelecek diye sıfır faizli bir kredi var. Onu kullanmışlar. Vergini ödeme, sıfır faizli kredi. Şimdi diyorsunuz ki ben sizi affedeceğim. Bak ne diyor biliyor musunuz Sayın Ali Taş? Saraydan gelen ferman. 2016'da 100 milyon lira vergi borcum var 2016 yılından kalma. Diyor ki bu vergi affı yasası. 100 milyon lira yerine 104 milyon lira ver, ben vergini sıfırlayacağım diyorsunuz. Ya 2016 yılının 100 lirası, 100 milyonu bugünün 700 milyon lirası. Enflasyona vursanız. Bu vergi affı yasası diyor ki 104 milyon ver yeter. Ya arkadaşlar siz bunda bir hak görüyor musunuz? Bir adalet görüyor musunuz bunda? Yurttaşımız, işçi, memur, emekli enflasyon karşısında ezilecek. Onların alım gücü düşecek. Onların alım gücünü yiyen bu timsah diyeceksiniz ki ya sen az yedin. Daha çok yemek yemen lazım. Senin vergini affediyorum diyorsunuz. Siz bunda bir adalet, bir hakkaniyet görüyor musunuz? Bu meclisin hala bir iradesi varsa değerli arkadaşlar ki olsun isteriz. Bu adaletsiz ve vicdansız vergi affı yasalarını dur demeliyiz. Ama biz ne öneriyoruz biliyor musunuz? Bir vergi ombudsmanlığı kuralım. Ya bir vergi kurumu kuralım. Bağımsız, özel bir kurum kuralım. Oraya zora düşen yurttaşımız başvursun. İşverendir, kobidir. Allah korusun deprem olmuş. Sel basmış. Zora girmiş. Borcu alacağını alamamış. Gitsin oraya başvursun.
objektif kriterlere göre değerlendirilsin ve onun vergisi yapılandırılsın veya affedilsin. Ama siz herkese affediyorum dediğinizde vallahi zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yaparsınız. Bak bu vergi aflarının sonucu ne oldu biliyor musunuz? Kapitalist bir düzende zaten adaletten bahsedemezsiniz. Ama bu vergi aflarının sonucunda Türkiye'de %1'in serveti geri kalan %90'ın servetinden daha fazla hale geldi değerli arkadaşlar. Vergi aflarında ne diyor biliyor musunuz? Vergi incelemesi yapılıyor ya arkadaşlar. Vergi incelemesi sonucu eğer ki maliye idaresi bir kişiyi yakalarsa vergi affıyla diyor ki yakaladın cezayı kestin başvur yarısını silerim diyor bu vergi affı. Hatta cezaların %75'ini silerim diyor. Düşünün trafik polisi yakalıyor vatandaşı. Sen diyorsun ki kırmızı çift cezasını da affedeceğim. Hız cezasını affedeceğim. Trafik polisini kimse takar mı? Takmaz. İşte vergi memuru da kimse takmıyor. Yakalanırsam yakalanayım nasıl olsa saraydan af gelir diyor. İşte vergi ahlakını, vergi barışını bozan bir düzenleme değerli arkadaşlar. Bunu yapmayalım. Değerli arkadaşlar, Kredi Yurtlar Kurumu'na borçlarla ilgili düzenleme yapılıyor. Bizim yaptığımız muhalefet sonucunda milyonlarca gencin borcu yalnızca ana paraya gerilecek. Bunu emin olun biz yaptık. Biz muhalefet ettik. Saraydan gelen fermanda ana para artı gecikme zammı vardı. Şimdi bu düzenlemeyle bizim yaptığımız muhalefet sonucu milyonlarca genci yalnızca ana parayı ödeyecek. Ama bu da yetmez. Gençlerimize borç değil, burs vermeliyiz arkadaşlar. Burs, burs. O da zor durumda olan gençlerimize daha çok vermeliyiz. Burs kaç para biliyor musunuz? 1250 lira. Allah'tan korkmuyorlar ya. Günde 41 lira yapıyor. Bir tost, bir ayran 50 lira olmuş arkadaşlar. Bir tost, bir ayran. Bak bir tost, bir ayran 50 lira olmuş. Siz 41 lira veriyorsunuz gençlerimiz günde. Bu vicdansızlıktır. Hak eden gencimize, yani durumu kötü olan gencimize en azından 7 bin lira, 8 bin lira burs vermeliyiz arkadaşlar. Borç değil. Diğer bir mesele ehliyetlerle ilgili. Şimdi ehliyetlerle ilgili bir af geliyor. Nasıl geliyor biliyor musunuz? İşte bu vicdansız iktidar. Şimdi arkadaşlar, şimdi ehliyetlerine el konan yüz binlerce yurttaşımız var değil mi? Şimdi bunlara diyor ki ben sizi affediyorum. Kırmızı ışıkta geçenlere af. Hız sınırı geçenlere affediyorum diyor. Ama diyor ki alkollü araç kullananı affetmiyorum diyor. Şimdi ben size sorarım, kırmızı ışıkta geçmek insan öldürür mü? Öldürür. Ben çok şahit oldum. Yani kırmızı ışığı geçerseniz insan öldürebilirsiniz. Gözümle şahit oldum ölümlü kazalarda. Bunu affederim diyor. Hız sınırını aşarsanız insan öldürür müsünüz? Evet öldürürsünüz. Buna da gözümle çok şahit oldum. Bunu da affediyorum diyor. Ama alkollü araba kullanırsan seni affetmem diyor. İnsan ölümüne karışmamışsan bile affetmem diyor. Siz bunda bir hakkaniyet görüyor musunuz arkadaşlar? Ben görmüyorum. Niye peki böyle bir düzenleme yapıyoruz? Ölümlü bir kazaya karışmamış, kırmızı ışıkta geçene de, hız sınırına geçene de, alkollü araba kullanana da af getirmemiz lazım af getireceksek. İşte burada da yanlış yapıyoruz değerli arkadaşlar. İdeolojik bakıyoruz. Elbette yurttaşlarımız alkol içmesin, alkollü araba kullanmasın. Ben de istemem ama kırmızı ışıkta da geçmesin, hız sınırına geçmesin. Af getireceksek, hepsine getirelim. Getirmeyeceksek, hiçbirine getirmeyelim. Sigorta şirketleriyle ilgili önemli bir düzenleme var. Diyor ki, sigorta şirketleri bu yasayla siz evet derseniz eş değer parça kullanabilecek diyor. Ya yani pek çoğunuzun arabası var. Kasko yapıyorsunuz değil mi? Kasko primleri 3 kat, 4 kat artmadı mı? Basit bir arabanın bile kaskosu 10 bin lira, 20 bin liralar çıktı arkadaşlar. 3 kat, 4 kat arttı. Şimdi siz sigorta şirketlerine diyorsunuz ki eş değer parça kullanabilirsin. Yani yerli parça kullanabilirsin. İthal parça 20 bin lira, yerli parça 2 bin lira bunu kullanacak. Peki ben soruyorum, buradan da kayıtlara geçmesini istiyorum. Bu 20 bin lira yerine 2 bin liralık parça kullandığında bizim kasko primlerimiz düşecek mi diyorum. Yalnızca efendim düşebilir diyorlar, düşer diyorlar ama yasada böyle bir düzenleme yok. Yani sigorta şirketleri hayat sigortalarını da 3 kat arttırmış, kasko primlerini de 3 kat 4 kat artırmış. Şimdi onlara kıyak yapıyorlar. Ama primlerin düşeceğine dair bir garanti yok. İşte bunu da düzenlemeye bağlamalıyız değerli arkadaşlar. Son olarak şunu söyleyeceğim. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz şehirlere tıkıldı yurttaşlarımız ve biliyorsunuz depremlerde hayatlarını kaybediyorlar. Şimdi köye doğru bir dönüş var. Ama kimler köye dönüyor biliyor musunuz? Bir garibanlar. Buyurunuz efendim.
Bir de zenginler köylerine dönüyor. Zenginler ne yapıyor? Bağ evleri yapıyor. Lüks şato gibi evler yapıyor. Ama köye bir bakıyorsunuz, köyde diyor ki bu yasa, 2025 yılına kadar emlak vergisi almayacağım diyor. Yani büyük şehirlerde emlak vergisi almayacağım diyor. Şimdi elbette köylüden emlak vergisi almamalıyız. Geçimlik tarım işçisinden almamalıyız. Geçimlik hayvan üreticisinden elbette almamalıyız. Bunda bir şüphe yok. Ama oraya lüks bağ evini yapmış, milyon dolarlık şatolarını yapmış, malikanelerini yapmış insanlardan niye almıyoruz arkadaşlar? Bu yasa bunu söylüyor. Bunlara vergi almayın diyor. Bunlara ucuz su verin diyor. Siz bunda bir hakkaniyet görüyor musunuz değerli arkadaşlar? Ben bir hakkaniyet görmüyorum. Eğer siz de benim gibi düşünüyorsanız bu yasalara bu şekilde yol vermeyin derim. Hepinize saygılar sunarım. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Bülent Kuşoğlu. Buyurunuz Sayın Kuşoğlu.